Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, siyasi partilerin değerli temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Süleymanpaşa Belediye'mizin değerli bürokratları, çalışanları, görsel ve yazılı basının değerli temsilcileri, mahalle muhtarım, sevgili Süleymanpaşalı Altınova'lı hemşehrilerim. Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatı temel atma töreninde hoş geldiniz diyor. Şahsım ve genel müdürlük adına herkese saygıyla selamlıyorum. Sayın başkanlarım, değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi Altınova Mahallesi uzun yıllardan beri özellikle bahar ve kış aylarında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman sel taşkınlarına uğrayan bir mahallemiz. İşte bu yaşanan taşkınların önüne geçmek amacıyla göreve geldiğimiz günden beri Sayın Başkanımızın talimatıyla yerinde de inceleme yaparak bu sıkıntıyı burada gördük ve bunu nasıl çözebiliriz ki o zaman yine altyapı çalışmalarımız da mahallemizde devam ediyordu. Kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarımız ama bu taşkın koruma çok daha özel bir şeydi. Bu projenin dışında olarak projelendirilmesi ve yapılması gereken bir hizmetti. Bunun için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'la beraber hatırlıyorum bir kış günü yine mahalle muhtarımızı da alarak burada Ramada Oteli'nin orada alta doğru sıkıntıyı bizzat yerinde gördük birkaç sefer. Ve Sayın Başkanımızın talimatıyla en kısa zamanda bu bölgeye çözüm getirecek ve sıkıntılarını giderecek bir projenin hazırlanması için kolları sıvadık. Bu noktada projeler daire başkanlığımız mahallinde çalışmalar yürüttü ve tamamen bir TESKİ projesi olarak bu projeyi gerçekleştirdik. Projeyi yaptıktan sonra da yine bir yerel demokrasi örneği olarak yine bu bir akşam hatırlarsanız muhtarım bilir burada mahallemizde pastanede toplantı yaparaktan da projemizi halkımıza anlat. Yani böyle bir proje hazırlıyoruz. Buna ne diyorsunuz? Dolayısıyla bu proje ne getirecek, ne götürecek, nasıl kazanımlar olacak? Projeye devam ederken nasıl bir çalışma olacak? Bunu anlatmıştık zaten. Ondan sonra TESKİ Genel Müdürü olarak ihalemizi yaptık. Ve 26 Mayıs 2016 tarihi itibariyle de müteahhit firmamızla sözleşmeyi imzaladık. Yakın bir zaman önce yer teslimi yapıldı, şantiye kuruldu ve bugün itibariyle de inşallah biraz sonra Sayın Başkanlarımın düğmeye basmasıyla beraber çalışmalar başlayacak. Çalışmaların süresi 240 gün olarak tasarlandı. Yani bitiş tarihi itibariyle 20 Ocak 2017 tarihi gözüküyor ama tahmin ediyorum herhalde müteahhit firmamız daha hızlı bir çalışma gösterecek ve söz alabilirim herhalde değil mi? Bu yıl bitmeden inşallah bu projemizi biz bitiririz diye düşünüyorum. Projenin toplam maliyeti KDV hariç olarak ihale bedeli 5 milyon 496 bin lira. Yani yaklaşık kabaca KDV ile beraber 6 trilyon eski parayla bir parayı sırf Altınova mahallemiz, vatandaşlarımız rahat uyusunlar, taşkınlara maruz kalmasınlar, evleri, bahçeleri, tarım alanları zarar görmesin diye bu proje gerçekleştirilecek. Proje içerisinde sadece çok çeşitli noktalarda çalışma yürütecek. Onun da altını çizmek istiyorum. Ya sadece o bir güzergahtı değil, farklı farklı. Biraz sonra onları okuyacağım. Aynı zamanda yağmur suyu hattı da var. Yani mahallemizde İller Bankası ile yürütülen çalışma kapsamında eksik bırakılan yağmur suyu hatlarını da ilave olarak bunları da yapacağız değerli başkanlarım. Netice itibariyle nerelerde çalışma olacak? İşte bu dediğim gibi bu mantaliteyle hareket ederek Altınova Mahallesi yağış alanında biriken suyu tahliye etmek amacıyla Eğrekdere, Böbrek Vakfı, Malkara Karayolu yani Ramada Oteli başlangıç olmak üzere Delta Sitesi, Cami Mevkii yani Kumbağa Caddesi bulunduğumuz nokta itibariyle Erman Sokak drenaj kanalları oluşturulacaktır. Ve oluşturulacak bu kanallar uzun yıllar büyük debileri geçecek şekilde kesitlere hesaplanarak da projelendirilmiştir. Toplamda ne kadar, nerede, hangi sokakta ne kadar metraj yapacağımızı da ifade edeyim. 1300 metre Eğrekdere ıslah ve betonarme istinat kesiti var. 1350 metre trafes kesitli açık kanal yapacağız. Böbrek Vakfı ve Malkara Karayolu güzergahına. 595 metre ızgaralı betonarme kanal yapacağız. Kumbağa Mahallesi, Kumbağa Caddesi, Delta Sitesi. 1300 metre ızgaralı betonarme kanal yapacağız. Malkara Karayolu'na. 1040 metrede ızgaralı betonarme kuşatlama kanalı yapacağız. Yerleşim yerinden Malkara Karayolu'na bağlantı ve son olarak da 515 metre mevcut kanala bağlantı kapalı beton boru Erman Sokak. Bu yatırımları gerçi. Toplamda yani beton boru, betonarme kanalı, dere ıslahı ve betonarme istinat kesit olmak üzere 6 kilometre, 6060 metre buraya bir